Mehmet Gülsever. Doğru Haber. Cami ve Üç Adam Hikayesi. Üç adam vardı. Biri caminin şiirini yazdı, diğeri caminin şiirini okudu, diğeri de şiiri yazılan ve okunan camiye gitti. Üçü de bu sebepten zindana düştü. Cami şiirini yazan yaşlı öldü. Bu şiiri okuyan tez zamanda çıktı. Zira suçu sadece okumaktı. Camiye gidense müebbet aldı. Çünkü yazmanın ve okumanın pratiğini yapmıştı. Yani yazan ve okuyanın ürettiği suçu pratiğe dökmüştü. Ama umut vardı. Camili, kubbeli, miğferli, sürgülü adam vefakar idi. Aynı zamanda cevval idi. Unutmayacaktı zindan arkadaşlarını. Kuyudan zindana değin Yusuf'u iyi bilirdi. Saraya melik olacak zindan arkadaşlarını unutmayacaktı. Öyle de oldu. Zindanın Yusuf'u, sarayın meliki oldu, camiyi mihver edilenlerin desteğiyle. Ama tarih tekerrür etmedi. Hikaye okuduğumuz, bildiğimiz ve umduğumuz gibi çıkmadı. Zindandaki Yusuf'u saraya unutturan tarih, bu defa saraydaki Yusuf'a zindandaki arkadaşlarını unutturmuş gibi. Vardır bir hikmet elbet. Melik çok güçlendi. Çok yıllar geçti. Mazlumların umudu gittikçe büyüdü. Etrafına çok adam dadandı. Gün geldi, Melik'in en yakınındaki arkadaşı onu arkadan hançerleyecekti ki, imdada cami arkadaşları yetişti. Yara bere içinde kalsalar da, hançeri hainin elinden almayı başardılar. Bu defa hiçbir mazeret kalmamıştı. Zaten bu hain hepsini zindana attırmıştı. Her şey ayan beyan ortaya çıktı. Melik arkasında duran dostlarla daha yakın olacaktı. Zindandakileri de hatırlayıp azat edecekti. Ama ne olduysa oldu. Devran döndü. Melik tüm yakın arkadaşlarından şüphelenir oldu. Mecburen uzak insanlarla dost oldu. Bu uzaklar da yakınları kovmaya başladı. Şiiri yazılan ve okunan camiye gittiği için zindana atılanların dışarıdaki çocukları büyüdü. Bu çocukların bir kısmı yine zalimlerce ve zalimce öldürüldü. Öldürülenin kardeşi ölen kardeşinin mahkemesine gitti. Zindandakilerin çocuklarının bir kısmı bağda bahçede ırgatlık için Melik'e başvurdu. Melik öyle bir hale geldi ki veya getirildi ki zindan ehlinin çocuklarına potansiyel suçlu gözüyle bakmaya başladı. Irgatlık bile çok görülmeye başlandı. Güvenilmezler denilip açlığa mahkum ediliyorlar. Hem de cami şiirini okuyanın çok güçlü bir Melik olduğu zamanda. Bir dönem zindana atılan Melik için "Sen şiir değil, plaka bile okusaydın seni yine de zindana atarlardı" diye açılan pankart bugünlerde ne kadar da güncelliğini koruyor. Zindan ehlinin çocukları öldürülen kardeşlerinin mahkemesine gittiği için ya da babası, amcası, dayısı, ağabeyi şiiri yazılan ve okunan camiye gittiği için zindanda olmaları sebebiyle suçlanan ve ırgatlık bile çok görülen bu çocuklar için söylenecek bir tek söz var. Siz mahkemeye değil, çocuğunuzun yemin törenine gitseydiniz yine de potansiyel suçlu sayılırdınız. Bu mazlumlara ırgatlık bile çok görülüyor. Babalarını zindana atan hainler bile bu kadar ileri gitmemişlerdi. Melik'in meclisindeki her sırra şamil hızlı bir teyyare bile "biz sesimizi Melik'e duyuramıyoruz" diyorsa biz nasıl duyururuz diyor bu mağdurlar. Melik'ten zindan arkadaşlarını azat etmesi beklenirken dışarıdaki çocuklarını da aç bırakıyor şimdi. Tabii hikaye henüz bitmedi. Nasıl nihayete erecek hep birlikte göreceğiz.